Şimdi yine reklamlar olarak şeyi de anlatıyorsun işte tekrar ne hani evlenmek isterseniz Ay ben diye. ben boşta ya, ben, Evlen ya ayol benim ben arkadaşlarım bunları, bunları bana not olarak bak, yazıyorlar. 95 yılından beri evlenmiyorum. İşte çok olmuş ondan böyle. <laughs> böyle <laughs> 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 bir niyetim yok. Ben mi? boşandığım adamlarla hala dostum benim 10 sene önceki sevgilim karısıyla oyunuma geliyor. Evet. Ve bak, de üstelik sevgilim. Ha öyle mi evet. karısıyla oyuna Karısıyla geliyor. oyunuma geldiler. Evet maşallah o kadın da tabii mutlaka hoşuna gidiyordur bu hem adamın hem senin bu medeni tavrınızdan dostluğunuzdan arkadaşınızdan. E tabii çünkü, ne var hayatım. Çünkü bu aşkların da Allah belanı versin diye bitmemesi ya, lazım değil mi? Yok ben öyle istemem. Evet. Peki yine diyorsun ki çok gülen çok sosyal erkekler iyi koca olmuyor. Bak bunu yanlış anlattım. Çok gülen çok erkek evet. ne kadar suratsızsa o kadar <laughs> dürüst oluyor ve suratsız erkekler daha iyi koca oluyor. Evet. Bak bunu şöyle söyleyeyim. Çok sokaklarda dolaşan, çok her şey ne diyorsunuz? Sosyal. Işte, sosyal evet. e, şey böceği, mutlu bir evet. böceği. Adamlardan koca olmuyor hayatım. Olmaz. Evde Olmaz. oturacak. Sert, sert, Yani dikkat edersen sert. <gülüyor> <gülüyor> Ama dikkat et bak asık suratlı falan kocalar çok iyi koca olur. Çünkü dışarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Evet baba aslan. Ya yani ki... Baba aslan öyle kayanın üzerinde oturuyor. <laughs> Ha. Yani evet. bunu gerçekten söylüyorum evet. ama sen bunları aldın mı dersen ben asık suratla almadım. Evet. Ama hasretim yani. Alsan, alsan <laughs> ne güzel oturur da evde kapıyı bekler, ee, konuya bekle. komşuya sinirlenir, seni bekler, korur. Evet. Peki. Ay Okan ee, ya. Ama yine de e, daha bugün e, bir program yaptık e, aile ile ilgili, aile mefhumuyla ilgili bu programdan önce çektik. Şimdi yeni yeni. E, Evlilik e, tabii ki e, çok uzun bir tarihi yok evliliğin, insanlık tarihi kadar eski değil. Ama yakın tarih, yakın tarih ekonomisi, e, bütün dünya ekonomisiyle beraber, e, inançlar, gelenekler bütün bunlarla beraber. Aslında evlilik müessesesi insan soyunun devamı için ve o e, çocukların, e, kadınların, e, yaşların... E, toplumca korunabilmesi için gerekli hukuki Tedbirlerin, yönetmeliklerin oluşması için bu evliliye ihtiyaç var. Evet, yani gidilecek, aile kurmak için, yani aile gidecek bir var. imza atılacak evet. ki şimdi keza o imzalar farklı farklı da atılıyor. Efendim işte insanlar e, resmi evlilik yapmadan çocuk sahibi olup yine de çocukların ya da kadınların haklarını korumaya çalışıyorlar. Bu Batıdan bize doğru, e, bütün ülkelere doğru yayılan yeni özel kanunlarla da e, bu sorunlar e, çözülüyor. Yani illa bildiğimiz anlamda basma kalıp evliliğin yapılması gerekmiyor. Bu acaba sence bir umut yaratabilir mi? Yani evliliğin aşkı öldürmemesi, aşkı tüketmemesi için insanların daha özgür, daha mutlu yaşamaları ve bir yandan da çocuklarını büyütmeleri için. Şimdi ben evliliği çocuk ve aile olunacaksa kesinlikle ona illıyorum ama onun dışında evlilik şart değil Hı. Peki diyelim ki hayatının aşkını buldun ee, Ondan sonra müthiş her şey çok yolunda gidiyor adamla aynı evde oturmak ister misin ee, bu saatten sonra istemem İstemez. ama Çünkü eşyalarını isterdim. getirir diye mi ben de çok korkuyorum <laughs> bak aynıyız yani, kan demek yani ki yani ben de ev, benim de en büyük korkum eşyaları gelecek diye çünkü zaten ben evde evim böyle artık müze gibi oldu biraz daha ilerlese çöp eve dönüşecek. düşünse bir de kadın eşyaları Ama erkek için erkekte korkuyor mu kadınla eşyaları ben, ben biraz böyle de, 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 hanım tarafındayım yani ben yani kendim hanımım evde yani Hı -hı. böyle işte e, mutfağımda kadın sevmem falan filan bulaşığımı yıkarım yemeğimi yaparım falan filan öyle hiç yani oraya bir kadın gelmesi bana çok acayip e İşte bana geliyor. da tam tersi bana da artık öyle geliyor Adam yani girecek herkesin evi olsun herkes birbirine misafir gitsin o heyecan da e, dursun. Bir de şey belki rahatsız edici olabilir mesela aynı kafadasınız filan her kitaptan iki tane olacak filan evde. <laughs> yani o da fena yani e hani eşyalarını getiriyorsa ben de varsa e, o kitap e getir işte eşyalarını getirmemesi için belki hani ekonomik durumda uygunsa iki ayrı evde ee, falan. Yani ben bunu seçiyorum evet. evet. Ama işte bu çocuk bu işi değiştiriyor yani. Hani çocuk ve aile olmak çocukta üzere çocukta değil. Olmaz. Çocukta olmaz. Çocukla sen ayrı evde yok, oturacaksın. Yok, o zaman belki mesela babadan kalan bir e, apartman daireleri falan varsa hani karşılıklı iki üst apartman dairesi bakırır. üst üste falan <laughs> orada ya öyle şeyler mesela ben onu seviyorum hani Orhan Pamuk kitaplarındaki Hı. gibi işte orada orada halası oturuyor burada şey yapıyor falan filan. İşte kadın da çalışıyorsa anneanne yaşlı teyze filan da çocukla ilgilenir gündüzleri filan. Hep öyle en ideali bence o. Yani Aileyle senin beraber. derdin kadınla aynı evde oturmamak mı? Çocuk da olsa. Ha? Ee, çocu çocuk da olsa oturmamak. <laughs> çocuk ya çocuğu nereye bırakacağız? Ee, ço çocuğa da ayrı ev tutulamayacağı için. <laughs> <laughs> ya bu aslında zor bir şey çünkü özellikle sanatla ilgilenen insanlar da mesela... Seni çok iyi anlıyorum Yani adam çok. mesela yani böyle kendine göre bir takım böyle gustolar bir şekiller şemaller geliştiriyorsan falan bu tabii ki zor ama kim adam da alırsın eve koyarsın anasının evinden çıkar senin evine gelir zaten ne perdeden anlar ne koltuk kaplamasından anlar ne bir şeyden <laughs> o anlar. O hiç gelmesin bir o zevk, zaman. Ama bir zevki de yoktur o eve gelip, sen ne koyuyorsan üzerine olur. Mesela işte bugün pike örtersin, yarın yorgan örtersin. Allah razı olsun der, yatar e uyur neydi, yani. Şey mi alıyoruz ha? eve ya, biblo mu ben alıyoruz. kendi yatak örtümü kendim alırım ben. Öyle kadının örttüğü yatakta yatılır e canım, mı? Kadın da bir yatak örtüsü sever. Bir İki gün ayrı ol, bir yatak gün olur, o zaman. O, o kendi yatak örtüsü. <laughs> Abi o zaman evi ayırın hakikaten siz. Evet tabii canım. Yani o da ayrı, örtüler ayrı her bir şey. Ben yani. mesela sevgilimin yorganıyla yatamıyorum. E kendi yorganına yat. E, o, o zaman da bir garip oluyor. Yani... O... <laughs> O zaman da hastane gibi oluyor. Sen kendi yorganını getiriyorsun. Ya o zaman desene bir... ben geçinmeye gönlüm yok diye. Ya, ya hiç gönlüm yok <gülüyor> <diye>. <gülüyor>